O zaman bombayı patlatıyorum. Sonunda Telegram grubumuzu açtım. Okunmadığını söylediler. Herkese merhaba, ben Mertcan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sürü haberle geldim. Konuşacağımız çok şey var. Aynı zamanda bunlar önemli haberler. Tabii ki Mert bir video çektiğinde kendinden size bir şeyler katmadan, size bir şeyler vermeden gider mi? Tabii ki gitmez. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Ve bu videoda sizden videonun sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Asla hiçbir yere atlamadan geçmeyin. Çünkü önemli şeyler konuşacağız. Aynı zamanda sizin için çok yararlı bir video olacak. Hiç uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. O zaman bombayı patlatıyorum. Bu sene ben de YKS'ye giriyorum. Peki neden giriyorum? Ne gerek var diyorsunuz şu an? Ya da derece yapıp tekrar YKS'ye girme sebebin ne? Mal mısın diyenler olabilir aranızda. Ama açıklamamı dinleyin. Birincisi tabii ki kendimi denemek istiyorum. Ne kadar konuları unutmuşum. Bir sene boyunca asla çalışmadan girdiğimde ne kadar net yapabiliyorum. Bu halimle nasıl bir sıralama yapacağım? Açıkçası bunu merak ettiğim için. Yani kendimi denemek için gireceğim. Birinci nedenim bu. İkinci neden ise, şimdi ben 2019'da girdim. 2020'de girdim. 2021'de gireceğim. O 3 senenin bir kıyasını, soruları da görmüş olacağım için sizlerle bunun bir kıyaslamasını, kritiğini yaparız diye düşündüm sınavdan sonra. Ayrıca 90 lira olması, yani 90 lira ne ya? Geçen sene 70 lira diye 3. Dünya Savaşı'nı çıkartacaklardı neredeyse. Bu sene 90 lira olmuş. Herhalde kıyameti kopartmışsınızdır. 90 lira bir sınav için gerçekten çok fazla ama neyse, bu konulara girmeyelim artık. Şimdi sen niye giriyorsun? Sen şimdi bize niye rakip oluyorsun diyorsunuz. Benden geçen seneki performansımı asla beklemeyin yani. Belki de geçen seneden daha kötü bir şey yapacağım. Orası hiç belli olmaz. Sadece soruları görüp sizlerle bunun kritiğini yapmak için aslında diyorum. Aynı zamanda o gün vlog çekmek istiyorum. Hem cumartesi hem pazar. TYT günü ve AYT günü şeklinde vlog çekmek istiyorum. Zaten o vlogun sonunda sınav hakkındaki düşüncelerimi söylerim herhalde. Öyle bir video olur diye düşünüyorum. Sizlerle birlikte böyle yorumlarda dertleşiriz sınav sonrası. Çünkü bu sene resmen ben de sizlerle tekrar hazırlanmış gibi hissettim kendimi. Sınava girmesem olmazdı. İkinci haberim ise benim üniversitemle alakalı, sınavlarımla alakalı daha doğrusu. Bizim bölüm derslerimiz ve bazı aldığımız ortak derslerin sınavı online olacağı söyleniyor. Ama İngilizce birimi, okulumuzun İngilizce birimi sınavı yüz yüze yapmaya karar vermiş. Ve eğer bir değişiklik olmazsa ben Ankara'ya gitmek durumunda kalacağım. Bilmeyenler varsa Başkent Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları birinci sınıf öğrencisiyim. Ve muafiyet sınavını kaçırdığım için İngilizce dersi alıyorum. Ve sınavının yüz yüze olacağı söyleniyor. Bir değişiklik olmazsa Ankara'ya gideceğim. Gidip geldiğim kısmı vloglamak istiyorum. Ankara'ya gidişim, orada kalışım ve ufak bir kampüs turu, eğer gidersem iptal olma durumu da olabilir. Hem YKS vlog hakkında hem de Ankara vlog hakkında. Vlogda neler görmek istersiniz? Nasıl bir vlog olmasını istersin? Lütfen aşağı yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız dışında her zaman hareket ediyorum. Bana aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Üçüncüsü. Sonunda Telegram grubumuzu açtım. Şu an bana hele şükür Mert. Sonunda Mert. Sınav yaklaştı. Sınava gireceğiz, çıkacağız. Hala hiç yapmadın Telegram'la ilgili diyebiliyorsunuz. Evet, çok haklısınız. Biraz geç kaldım ama Telegram hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Telegram'ı indirdim, öğrendim. Her şeyin nasıl olduğunu gördüm. Neden Telegram'ı seçtik bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlarımız gizlilik konusunda Telegram'ın daha iyi olduğunu söylediler. Telefon numarasının herkese açık olmadığını söylediler. Ben de WhatsApp yerine Telegram grubu, aslında Discord da düşündüm. Ama herkes de Discord olmayacağını düşünerek Telegram'a karar verdim. Telegram grubumuzu açtım. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Aşağıdaki linkten hepinizi gruba bekliyorum. Grupta neler yapacağız? Bir takım kurallarımız olacak. Ortak amaç birbirinizle yardımlaşmanız. Yani beni takip edenlerin çoğu sözelci olacağı için sözelcilerin bir platformu olarak kullanırız diye düşündüm. Hem size yardımcı olur. Sınavın şu son zamanlarında iyice her şey kızışmışken, yumurta kapıya dayanmışken şu son zamanda yaptıklarınız çok önemli. Bu grubu kullanarak da sizin yararınıza yapacağınız şeyler olacağını düşünüyorum. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum.
Ve tabii ki üçüncü mü? Yok, dördüncü haberim. Bundan aylar önce YKS notlarımla ilgili bir video çekmiştim. Ama o videoda çoğu notumun okunmadığını, gerek YouTube yorumlardan olsun, gerek Instagram'dan, DM'den ulaşanlar olsun, okunmadığını söylediler. Düştü! Bir saniye. Neyse, orası öyle kalsın artık. Yapacak bir şey yok, biz videoya devam edelim. Sonradan toplarım ben onu. Okunmadığını söylemiştiniz. Ben de orada paylaştığım notları PDF haline getirdim. Ve o paylaştığım notları şu an bu videonun altındaki linkten PDF olarak indirebilirsiniz ve rahatça okuyacağınızı düşünüyorum. Orada edebiyat köşesine astığım bütün notlarım var. Coğrafya notlarım var, haritalarım var. Coğrafyada aldım. Özellikle ayeti coğrafya için aldığım birçok detaylı ve gerekli not var. Felsefe grubuyla alakalı notlarım var. Bir de dinden küçük notlarım var. Hemen göstereyim onları da. Biliyorsunuz ki benim bir edebiyat köşem vardı. Burada bir sürü notlar var. İşte bu notları PDF haline getirip aşağıya linkini ekledim. Aynı zamanda felsefe grubu ile ilgili notlarım da var. Yine o PDF'den ulaşabilirsiniz. Ve coğrafya ile ilgili aldığım şöyle güzel güzel notlar var. Bunları hala atmadım. Evet, şaşırabilirsiniz. Atmaya da düşünmüyorum. Kalsınlar. Ve dinden de şöyle küçük küçük notlarım vardı. İşte Allah'ın sıfatları ve bazı şöyle kavramlar var. Onları da yine dediğim gibi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve son haberim de motivasyon videosu ile ilgili olacak. Motivasyon videolarına devam edeceğim. Biliyorsunuz ki YKS'ye 3 ay kaldı. Abi 3 ay kaldı. Bak 3 ay kaldı. Bununla ilgili yakın zamanda ya bir hafta ya da 5-6 güne bir video atmayı düşünüyorum. Bir baktınız yarın da atarım. Bir baktınız bir hafta sonra atarım. Sağım solum belli olmaz. Ama ben her zaman ne diyorum? Çalışmayı bırakmayın. Pes etmeden devam edin. Özellikle şu son 3 ayda, gerçekten 3 ay demek, devam ettiğin takdirde başaracaksın demek, bıraktığın takdirde kaybedeceksin demek. Bu son 3 ay o kadar önemli ki sakın bırakmayın. Dediğim gibi motivasyon videosu ve biraz sizle konuşacağım tarzda bir video gelecek bundan sonra. Bu videoyu biraz size haberler vermek amacıyla ve Telegram grubu özellikle şu notlar için yaptım ve bazı şeyler hakkında haber verdim. Ve gördüğünüz gibi askılığım da öldü. Neyse, ben onu hallederim. Benden çekmemi istediğiniz başka videolar varsa bu videonun altına yorum olarak yazın. Telegram grubumuza sakın katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden notların linklerini bulabilirsiniz. Onları da indirmeyi unutmayın. Vloglar hakkındaki fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz şu Instagram adresimi buraya koydum. Videoya like atmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.